Merhaba değerli Kodlama takipçileri. Bu dersimizde çok güzel bir örnek yapacağız. Java'da mayın tarlası yapacağız. Gelin mayın tarlası oyununun mantığını ve algoritmasını beraber kuralım. Şimdi mayın tarlası dediğimizde böyle bir bizde de ızgara şeklinde alanlar çıkacak. Şimdi bunun çalışma mantığı nasıl? Küçültebiliyor muyum biraz da? Büyütebiliyorum herhalde sadece. Neyse. Şimdi nasıl bir çalışma mantığı olacak onu söyleyelim. Şimdi bu kaça karşılık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a 9'luk bir matris. Yani bir table gibi düşünebilirsiniz. Şimdi benim programım random şuralarda mayınlar çıkartacak. Bunları tabii göremiyoruz, bilmiyoruz. Şuralarda mayınlar çıkardı. Hatta şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi bizim programımız bu kapalı halde geldi diyelim. Biz rastgele yerler seçmeye başladık. Mesela şurayı seçtik. Bunun etrafında hiçbir mayın var mı? Yok. O zaman ben buna eksi 2 diyeceğim. Eksi 2 benim etrafımda hiç boş mayın. Yani doğru bildim. Hiçbir sıkıntı yok. Boş bir mayın olduğunu söylüyor. Mesela şuraya geldim. Nereye geldim? Gelelim. Şurayı seçtim. Burayı seçtiğimde benim cevabım 1 olması lazım. Çünkü her baktığım yerde mayın var mı yok mu diye bakacağım. Yok ise etrafında buna değen karelerde yani buna hangi kare değiyor? Bu değiyor. Bu değiyor, bu değiyor, bu değiyor. Etrafında kaç tane mayın olduğunu söyleyeceğim. Bunun etrafında sağında bir tane var. Mesela ben burayı seçtiğimde 1, 2, 3, 3 tane var. 3 tane mayın olduğunu söyleyeceğim. Bu şekilde tahmin mayınları bulmamaya çalışacağız. Mayın tarlasının mantığı bu şekilde ilerliyor. Biz basit halde yapacağız. Tabii ki ben bu bulmadığında bunun etrafındaki boş alanları da seçiyor ama biz küçük bir mayın tarlası yapıp küçük bir şekilde oyun oynatacağız aslında kullanıcılara. Mantık olarak da bir oyun tasarlayacağız aslında. Bir şekilde oynanacak bu oyun. Text tabanlı olacak çünkü arayüz kısımlarına daha girmedik. Ama bu kısımları yaparsak arayüzü eklemek bunun yanında bir çerez. Önemli olan nokta arkada bu algoritmaları kurabilmek. Bakın şimdi ben bu alanı oluşturabilmek için ne kullanmam lazım? Multidimensional array'leri yani iki boyutlu bir array kullanmam gerekiyor. Gelin bunları bir sınıf oluşturarak yapmaya çalışalım. Ekranımızı temizleyelim ve yeni bir proje oluşturalım. New dedim Java Project mayın tarlası dedim. Create diyelim ve oluşturmaya başladım. Benim sınıfımın adı mayın olsun tarlası. Bu sınıfta benim neye ihtiyacım var ilk önce? Şimdi mantık olarak düşündüğümüzde bizim böyle bir haritaya ihtiyacımız var. Yani bir array'e ihtiyacımız var. Bu sınıfımızın bir olayı array olacak şimdi. İki tane bu haritadan ihtiyacım var. Bir tanesi benim bu map'e ihtiyacım var. Bir haritam. Yani bu oyun başladığında rastgele oluşturduğum yerleştirdiğim mayınları bildiğim bir harita lazım elimde. Bir de oyuncunun sıfır boş haliyle oynayacağı bir harita lazım. Yani ben şu şekilde tasarlıyorum. Diyorum ki bakın ben de bu oyunu ilk defa tasarlayacağım. Birçok yerde hatayla karşılaşacağız. Bilerek ilk defa tasarlamak istiyorum. Bir program yazarken nerede hata yapıyoruz onları görmemiz gerekiyor. Nerede hatayla karşılaşacağız? Nerelerde ben debug yapıyorum, kontrol ediyorum vesaire vesaire. Çok dikkatli şekilde takip etmenizi rica ediyorum sizlere. Bu çok güzel bir örnek. Hem içinde sınıfları barındırıyor, hem metotları barındırıyor, hem array'leri, bütün bu zamana kadar öğrendiğimiz her şeyi kullanacağız burada neredeyse. Şimdi benim ilk önce iki tane harita yani bir array'e ihtiyacım var. Biri mayınlarımı tuttum. Mayınların nerede olduğunu tuttum. Bir tanesi kullanıcının kullandığı. Ama ondan önce benim dışarıdan almam gereken değerler var. Kaça kaçlık yani bir kaça kaçlık bir alan oluşturacağız. Bunun için integer row kolon pardon satır sayısı 1 2 3 aşağı satır şurası kolon sayısını verecek bize. Row number diyorum. İngilizce şeyler kullanmaya özen gösteriyorum. Sonra column number diyelim. Sonra bir şey demeyelim. Gelelim. Buna 2 dedim. Şuna da 2 diyeceğim. Hatta şu an 4'e 4'lük bir oyun oluşturalım. Daha sonra kullanıcının aldığımızı oradan sileriz. Bakın ben şu an hata almamak için bunlarla uğraştırıyorum. Şimdi integer 2 boyutlu bir array oluşturacağım. Buna haritam diyeceğim. Ya da map diyelim. İngilizce kullanmaya devam edelim. Bir tane integer oluşturuyorum. Bakın boş oluşturuyorum. İşleri boş. Hatta şunları da boş oluşturayım. Bunları constructor'da alalım biz. Ondan sonracıma map dedim.
Ne diyorum map'te? Bu sefer board, yani kullanıcının oynadığı oyuna ihtiyacım var. Şu an değişkenlerim bunlar ama ileride ekleyebilirim şu an, çünkü daha nasıl tasarlayacağım konusunda hala geliştirme aşamasındayız. Şimdi kullanıcı random bir şey üretmesini isteyeceğiz. O yüzden random sınıfımızı tanımlayalım. New random. Neden? Çünkü bu main'leri random yerleştireceğimiz için bunu import edelim. Scanner'da kullanacağız. Kullanıcıdan veri alacağız. Scanner. Scan işte new. Scanner. Sistem. Bunları bir kere yukarıda tanımlıyorum. Daha sonra metotlarım içerisinde rahatlıkla kullanabilirim. Bunu da tanımladım. Daha sonra acaba ne yapmam lazım? Bir constructor oluşturmam lazım. Constructor'ı nasıl oluşturuyorduk? Şununla aynı isimle oluşturuyorduk. Geliyorduk. Ben dışarıdan ne alacağım? Şu an dışarıdan alacağım tek şey row ve kolom sayısı. Yani kullanıcının bu nesneyi oluşturduğunda, oyunu oluşturduğunda hangi kaça kaçlık oyunu oynamak istediği. Row number, column number dedim. This nokta, yani içerideki row number'ım dışarıdan, yani parametre olarak gelen row number'a eşit olsun. Aynısı column number için yapalım. Constructor'ımızı oluşturduk. Şimdi bu şeyleri oluşturdum ben. Bir map, bir de board diye bir şey oluşturdum. Array bu multidimensional, ama bunun ne boyutta olduğunu söylemedim. Eşittir diye devam ediyorduk normalde. Ona burada devam edeceğiz. This nokta map diyorum. New integer kaça kaçlık row number la call number kadar bir map oluşturacak. Aynısından da şurada sadece bir de board da oluşturacak. Bu nesne üretildiğinde bunlar otomatik olarak oluşacak. Şimdi ben bunu çalıştırmak için yeni bir başka sınıfta, mesela main metodumun olduğu bir yerden bunları bir deney çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra ama sadece değerler oluşacak. Şimdi nasıl ilerleyelim diye düşünüyorum. Programım çalışacak aslında. Şuradan tasarlamaya başlayabiliriz. Diyelim ki CSO mayın tarlasına hoş geldiniz. Lütfen oynamak istediğiniz boyutları giriniz. Boyutları giriniz dedim. Başlattım. Şu an hiçbir şey yok. Boyutları istedik kullanıcıdan. O yüzden şu element scanner scan eşittir new scanner system.in. Aldım. Diyeceğim ki int row column. Bunları oluşturdum. Dedim ki row eşittir. Hatta şöyle say system out p diyelim. Satır sayısı neydi? Row eşittir scan nokta next int system nokta out print diyelim. Sütun sayısı kolum eşittir scan nokta next int. Kullanıcıdan şu an değerleri aldım. Hiç sıkıntı yok. Bu değerlerle artık ben main tarlası eşittir şey main eşittir new main tarlası oluşturabilirim. Bu hata veriyor çünkü constructor'ım diyor ki integer al diyor. Yani row'la kolumu veriyorum içine ve ben nesnemi oluşturuyorum. Şu an nesne oluşturduk. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Bu nesnede daha sonra ne yapacağız? Şu daha sonra ben burada bir run diye bir metot diyeyim. Void olan. Geri dönüşte bir şey yapmamız gerek. Artık oyunumuzun menüsü ya da işte çalıştığı yer. Artık oyunumuzu çalışacağımız lazım. Adına run dedim. Başka bir şey de diyebiliriz. Run dedim. Void bir metot. Dışarıdan bir parametre almayacağım. Ve dedim ki ne dedim? Kullanıcı ilk başta ne yapmam lazım? Benim haritalandırma yapmam lazım. Yani oyunu oluşturmam gerekiyor. Yani benim haritalarda, yani haritada boş yerlere rastgele mayınları yerleştirmem gerekiyor. Bunun için bir metot daha yazacağım aşağı bakın.
Metotlara bölüyorum ki karışık olmasınlar. Bunu bunun içinde de yazabilirdim. Diyeceğim ki public void sadece oyunu hazırlayan bir metot olacak bu. Prepare game diyeceğiz. Oyunu hazırlayacak bize. Yani ne yapması lazım? Bizde oyunda rastgele şeylerin yerleşiyor olması lazım. Mayınları. Nasıl mayınları yerleştireceğiz? Şimdi bu multidimensional bir yere ben rastgele integer'lar oluşturacağım. Ama roll number'la con number'ın boyutu kadar oluşturacağım. Ve bunları daha sonra rastgele yerleştireceğim. Nasıl yapacağız o işlemi? Çok basit aslında. İlk önce kaç tane yerleştireceğimizi düşünelim. Bence mesela bu array 9'a 9'luksa bunun 1 bölü 4'ü kadar main yerleştirebilirim. Bu güzel bir örnek olabilir. Yani çeyreğe kadar. Diyorum ki integer count dedim 0. Ondan sonra da count 0 da demeyelim. Şey diyelim, bir tane iç bu fonksiyona özel iki tane parametre tanımlayalım. Integer generate row ya da round row diyelim, random round row, round call. Bunlar benim rastgele oluşturacağım row ve kolum haritaları, şeyleri, sayılarım. Diyeceğim ki for int i eşittir. Sıfırdan başla. i küçük eşittir. Ne kadar yapacaktık biz? Bunu size'ını belirtmek için şuraya bir size diyelim. Bu kaçı kaçlık olduğunu bilmek için. This nokta size'a da eşittir. Row number çarpı call number diyelim. Bu benim kaça kaçlık şunun boyutunu söyleyecek. Bu 9 oldu. 81 tane kare olduğunu biliyoruz burada. Aynı şekilde buraya bir parantez açalım. Size bölü 4 olana kadar i artı artı dedim. Süslü parantezlerimi açtım. Kapattım. Şimdi ne yapmam lazım? Benim her defasında bir şey oluşturmam lazım. Neydi onun adı? Random bir sayı oluşturmam lazım ama sanki for döngüsü burada bize patlayacak. Neden? Bir bakalım sonra düşünelim onu. Şimdi round row diyelim. Round row. Şuradaki bu değişkenleri bütün metotlarda kullanabiliyorduk. Biliyorsunuz bu çünkü sınıfa ait değişkenler. Round.next int dediğimde ne kadar oluşturacak bana? Ne kadarlık? Şimdi benim row sayım ne kadardı? Kaç girdik mesela? 4 girdik. 4 yani 0 ile 4 arasında bir sayı tutması lazım. O yüzden ben buraya row number kadar bir rastgele bir sayı üretiyorum. Yani sıfırdan row number kaçsa o kadar üretiyorum. Aynı şey run call içinde diyelim. Run nokta next int call number kadar. Dedik. Dedim ki daha sonra if map'im benim şeyleri bildiğim haritalar. Nerede şeyim var. Main'im var. Map'in ilk parantez row'u temsil ediyordu. Round row, yani rastgele bir değer üretti. Sıfırın mesela sıfır üretti. Kolumu da round call diyelim. Eşit değilse eksi 1'e biz main'ları eksi 1 ile belirtelim. Yani biz bir yerde main varsa x değil çünkü biz aynı veri tipleri tutabiliyorduk şeyler için. O yüzden eksi 2 ve eksi 1 diyeceğiz. Yani bir array'de eksi 1 var ise onun içinde main vardır demektir. Eksi 1 eşit değilse, yani daha önce bir main eklenmemiş ise diyorum ki map'in bununu eksi 1'e eşitle. Çok basit. Ama eğer eşitlenmişse bu devam edecek bu döngü ve benim size'ım 4'ü yani çeyreğe kadar ekleme yapacak. Örnek veriyorum, benim size'ım 4. Çeyreği 1. Ya da o da olmadı. Size'ım 8. Yani 8 boyutlu bir array'im var. Ve bunun çeyreği 2 ediyor. Şimdi bu başladı. Rastgele bir değer üretti. 0'a 1. 0'a 1 de şu an bir şey yok. Evet, 0'a 1'e eksi 1'i girdi. Daha sonra yine şansını 0'a 1'i üretti. Yani bu sefer buna bir değer eklemeyecek. Çünkü orada bir değer var. Ama benim döngüm de bitmiş olacak. 2 tane eklememiş olacak. O yüzden ben burada bunu while döngüsüne çeviriyorum. Şuraya bir tane count diyorum. Sayaç anlamı taşıyor. Şunu siliyorum. Diyorum ki while count eşit olmadığı sürece size bölü 4'e. Bakın bu burada karşılaştığım bir sorun. Karşılaşacaktım. Ben bunu önceden gördüm.
böyle bir sorun olacağını. Dedim ki eğer buraya bir değer eklediysem count'u da birer arttırdım. Yani bu durumda şunu kurtarmış olduk. Niye böyle bir şey yaptık? Geldim buraya. Kalemimi aldım. Şimdi rastgele bir sayı üretmiştik. Bakalım girdiğine. Bu arada bunu yapıyor. Şunu bir kapatayım hemen. Tekrar çalıştırdım onu. Şuraya çizelim. Şimdi burada benim ürettiğim rastgele sayım şurası 1'e 0. Birinci row 0. şey. Buraya evet eksi 1 yazdım ben. Bir tane üretmiş oldum. Ama benim ana şeyim şu. Bir daha buraya geldi ama ben buraya bir daha bunu eklemem. Zaten ekledim bunu. Başka bir yere eklemem lazım. Burada olduğu için bir daha döndürmem lazım ama bizim for döngüsü onu sayıyor. Onu saydığı için ben bunu while döngüsüne döndürmüş oldum. Böyle bir hatayı da oradan kaldırmış olduk. Count artı artı dedim. Şu an benim bunu şey yapmış olması lazım. Yani benim bu şekilde haritamı oluşturuyor olmam lazım. Bunu nasıl edeceğiz? Run metodunda bu prepare game'i çağıracağız. Biliyorsunuz metotlar içinde metotları çağırabiliyoruz. Çağırdım. Yani run çalıştığında run'ı çalıştıracağım ben burada. Bu ilk bu metot çalışacak. Çalıştı mı? Okey. Şimdi ben bunu bir de ekrana bastırayım artık. Bakalım nasıl bir değer göreceğiz. Bunun için bu metot şeyleri ekrana yazdıran bir de fonksiyon yazalım. Array'i ekrana. Çünkü birçok sefer array'leri bastıracağız ekrana. Public yine bir void. Ne diyelim adına? Print map diyelim ya da print diyelim. Direkt ekrana bassın bunları. Array'lerimi. Dışarıdan bir tane integer array alsın. Array dedim adına. Bu array dışarıdan alsın. Çünkü ben hangi bu metoda hangi array'i verirsem onu bassın ekrana. O yüzden dışarıdan bu şekilde bir array aldım. Bakın bu çok önemli. Benim içine dışarıdan yolladığım değer bir multidimensional array ise onu da bu şekilde belirtiyor olmam lazım. Integer ise integer olarak belirtiyor olmam lazım. Double ise double olarak belirtiyor olmam lazım. Şimdi başlayalım. Nasıl yazacağız ekrana? Int eşittir 0 diyeceğim. İ küçüktür array'in boyutu kadar diyeceğim. Biz array ekrana yazdırma muhabbeti ile ilerleyeceğiz. Bunu yazdım. Daha sonra dedim ki bu array'imin row'u için bir row'dan sonra da yine bir multidimensional array'leri bu şekilde şey yapıyorduk hatırlıyorsanız. Y küçüktür array'in sıfırıncı elemanı çünkü bütün şeyler aynı olacak. Length j artı artı dedim. Bir hata var mı? Burada yok. Multidimensional array'leri nasıl ekrana bastırmamızı burada önceki derslerimizde de görebilirsiniz burayı kaçırdıysanız. Diyeceğim ki şimdi bunu ekrana yazdıralım. Sistem alt print ele enen de demeyelim çünkü aynı row'lar gelecek. Array'in i'nin elemanı bir de j'nin elemanını yazdırın. Yanına da bir boşluk koyalım. Her bir satırdan sonra da sistem alt print'in alt satıra inelim. Bakalım. Şimdi bu yaptıklarımızı bir artık çıktısına bakalım. Main.run dediğimizde benim run metodum çalışacak. Burası. Run metodum ne yapıyor? Prepare game diyor. Prepare game dedikten sonra ben bir de print deyip map'imi yani şunu ekrana bastırayım. Nasıl olduğuna bir bakalım. Hatta şu muhabbetleri de kaldıralım. Otomatik şimdilik 5'e 5'lik bir değer girsin kendi. Sürekli girmekle uğraşmayalım. Ne yaptık? Sütun sayısı demişiz. Şunları da silelim. Daha güzel görelim çıktığımızı. Main tarlasına hoş geldiniz. Oynamak istediğiniz boyutları giriniz dedik. Kaça kaçlık oluşmuş? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu doğru. Ama burada bir böyle karmaşık gözüküyor sanki. Ne yapmak lazım? Default olarak bunların her başına bir boşluk verirsem şu görüntü güzel olur. Yani şurayı bir düzenleyeyim.
çıktısını gösterirken. Diyeyim ki eğer if ne diyelim buna array'in i ve j'nin elemanı sıfırdan büyük ise bir tane başına boşluk koysun. Şimdi niye yaptığımı anlarsınız. Bir daha çalıştıralım. Hop, tabii eren olmayacak. Şöyle olacak. Bir daha çalıştırıyorum. Bakın daha güzel duruyor. Çünkü bu iki tane böyle karakterden oluşuyor. İki karakterli bir şeyse yani sıfırdan farklı bir şeyse iki karakterdir diye düşünerek bu şekilde ilerleme kaydettik. Çünkü eksi 2 de bastıracağız. Bakın her defasında random bir şey üretiyor. Main üretiyor. Kaç tane üretiyor? 5'e 5 olduğu için 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25'i 4'e böldüğünüzde de 6 küsür eder. O da integer'da 6 olur. 6 tane rastgele main benim array'imin içine koyuyor. Çok güzel. Bence çok güzel ilerliyoruz. Şu an çok büyük hatalar almadık. Çok da karmaşık şeyler de yapmadık. Şu tamamen. Mesela şurası karmaşık geliyorsa burası tamam multidimensional array'i ekrana bastırma kodu. Biz ise burada random sayılar üretip o random sayılarda mesela burada bir random kaç üretmiş mesela sıfıra 3 üretmiş. Bu 0 bu 3 olmuş. Demiş ki 0'a 3 eksi 1 var mı? Yok ise buna eksi 1 yap eksi 1. Bakın bu şekilde 25'in 4'e bölerek yani 6 tane benim buraya rastgele şey ekledim. Okey. Şu an güzel ilerliyoruz. Şimdi ne lazım? Şimdi kullanıcıdan bir değer almam lazım. Ve bu değerde benim orada bir main var mı yok mu diye bakmam lazım. Main yok ise etrafındaki mainların sayısını bulmam lazım. Sırayla ilerliyorum. Run'a geldim. Print map dedim. Map'i zaten ekran şu anda yazdırdık. Şimdi kullanıcıdan değerler alacağız. CSO. Oyun başladı diyelim. Oyunu başladı. Başlatalım. Bir tane de şurada bir boolean oluşturalım. Ona da true diyelim. Game diyelim. Is game ya da ne diyelim? Game diyelim. Tamam. Oyun durumu true şu an. Oyun çalışıyor şu an. Bir cihan normal mı olmadı. Oyun başladı diyelim. Ve while oyun game true olduğu sürece bu çalışsın. Yani ben bir yerde main bulursam bu kodu direkt oyunu bitirmiş olurum. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi benim kullanıcı board'u göstermem lazım her defasında. Benim board'um ne? Board'u direkt yazarım. Şu an board'um direkt default olarak 0'a 0 gelecek. Şunu sildim. Bakın ama burada bir hata var. Neymiş? Bakın bu hop. Bunu kapatalım. Şimdi board burada bir kısır döngüye döndü. Ben print dedim. Print'te de array dedim. Array'in onda length dedik. Burada bir kısır döngüye dönüyoruz. Neden? Neden? Bir bakalım. Roll number, call number 5'e 5. Tekrar bir çalıştırayım. Yine bir kısır döngüye döneceğiz mi? Bakın burada bir kısır döngüye dönüyoruz. Hala J artı artı şu an bakıyorum sorunun ne olduğunu. İnanın sorunu göremedim. Niye böyle bir şey yapıyor? Print dedik. Board. Ha. Çünkü while sürekli şu an true. Sorun burada. Ben şuraya bir kere çalıştırdığımda sorun gidecek. Çünkü while sürekli dönüyor böyle. Game true. Burada başka işlemler yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bu başlangıç olarak oyunum her şeyim sıfır. Hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi kullanıcıdan değer alacağım. Bir row bir kolom sayısı isteyeceğim. CSO dedim. Row diyelim. Burada şuradan iki değer tanımlayalım. Int row, int call. Bunlar şunlardan farklı şeyler. Benim kullanıcının girdiği değerler. System out print dedim. Row'u gireceğim. Row not eşittir scan.next int
Sistem CSO. Sistem out. Bu sefer de kolumu girmesini isterim. Kol diyelim. Kolum diyelim. Direkt oyunumuzu güzel yapalım. Türkçe devam edelim. Sütun. Satır. Ve diyelim burada. Kol eşittir. Scan.next in dedim. Bakalım başka bir şeye ihtiyacım var mı? Düşünüyoruz. Hayır. Şimdi. Şunu bilerek dedim. Bunu burada bir kere dönsün diye. Bunu kaldıracağım daha sonra. Unutmayalım. Onu. Şimdi girdiğim değerlerde benim map'imde şey var mı diye bakacağım. Bir main var mı? Bu girilen değerler eksi 1'e eşit değilse main yok. Adam kurtuldu. Aga. Kurtuldu ise ben artık ne yapmam lazım? Mesela şurada main yok. Main olmadığı için ben bunun etrafındaki main sayısına bakmam lazım. Doğru mu? Doğru. Bunun için bir fonksiyon daha yazıyorum. Check main'ın İngilizce mind herhalde. Check mind diyelim. Ama bizim şey ana isim, oyun ismi şey olduğu için check main diyorum. Ben buraya bir de row mu ve kolumu yolluyorum. Bunu yollayacağım. Ne diyeceğim? Buraya yeni bir metot yazıyorum. Hemen şunun aşağısını yazalım. Sıralamanın bir önemi yok. Aşağıdaki metot, üstteki metot aşağıda kullanabilirsiniz. Void check main. Ya direkt check diyelim. Int row alıyor bu. R diyorum. Int C kolom alıyor. C. Diyorum ki check diyeyim. Şimdi bakın burası çok güzel bir şey. Bunun algoritmasına bakalım. Şimdi ben buraya geldim. İnşallah kalbim bu sefer çalışır. Yine çalışmadı. Şöyle hemen çalıştım. Herhalde şey alınca çalışmıyor. O da tam ihtiyacımız olduğu zamanda. Gelin bakalım. Şimdi ben burayı, şimdi şurada mayınım var. Burada mayınım var. Burada mayınım var. Burada. 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 Şimdi ben geldim. Şurayı seçtim. Burada main yok. Benim check fonksiyonum çalışacak burada. Şimdi burada olay ne? Bura kaça kaç? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bura kaça kaç? 3'e 5. 3'e 5. Ben bunun etrafına değdiği yerlere bakmam lazım. Doğru mu? Şimdi bunu şuranın sağının koordinatı nedir? Ben burada şurası 6 olduğu için ikinci yani şunu bir arttırmam gerekiyor. Yani burası R virgül C artı bir kolom sayımı artı bir. Üst taraf ise mesela burası R eksi bir virgül C koordinat olarak düşünelim bunları. Da mepleme yaptık burada. Bu sol taraf nasıl ilerliyor? C, R aynı kalıyor. C eksi 1 oluyor. Burada da R artı 1 oluyor. C sabit kalıyor. 4 tane case'im var. Ben bunu çalıştırdığımda bu check fonksiyonuma burayı yollayacağım. Kaça 3'e 5'i yollayacağım bu fonksiyona. Daha sonra bu fonksiyon benim map'imde şeylere bakacak. Buralarda main var mı? Varsa main'ların sayısını toplayıp buraya bastıracak. Eğer hiçbir main yoksa buraya eksi 2 diyeceğiz. Yani mesela şurayı seçti adam. Hiç etrafında main yok. Buna eksi 2 diyeceğiz. Yani hiç bu bizim oyunumuzda hiçbir yerde main olmadığını söyleyecek. Şöyle yapalım ve kodumuza geri dönelim. Ne yapmam lazım şimdi? Düşünelim bakalım. Şimdi burada bazı hatalarımız olacak. Mesela ben şurayı seçersem bunun sağına ve aşağısına bakmaması lazım ama İlk önce gelin biz normal bir yapalım. Sonra o sorunlara bakalım. Şimdi if dedim ki dört tane duruma bakmam lazım. Doğru mu? Doğru. Ben map'imin row'unun c artı 1'i yani bu ne demek oluyor? Bir yönü bakın bu yönleri biraz önce şey yapmıştık. Eşittir. Eksi 1 ise buranın etrafında bir yer eksi bir ise map'imde haritama bakıyorum. Evet haritam benim neydi?
board'umun kopyasıydı ama orada sadece ben haritada mayınlarımın yerini saklıyordum. Benim board'un R'sinin C artı 1'ini arttır direkt. Şöyle arttır diyelim. Yani bu sıfırı zaten varsayılan değerler. Birer birer artacaklar. Aynı şeyi bakın kopyalıyorum. Eğer diyeceğim if C artı 1 dedik. R şuradan bakalım. Şurayı seçtik. Tamam şöyle. Bu sefer de R artı 1 C diyeceğim. Aynı şekilde şuraya da R artı 1 C. Bu sefer R eksi 1 C. R eksi 1 C. Bu da R'yi çıkarttık. C eksi 1 R C eksi 1 oldu. Ne yaptık burada? Sağına bak. Burası ne oluyor? C'yi bir arttırdığıma göre bu aynı kalıyor. Aşağısına bakıyor. Burası sağına bakıyor. Burası soluna bakıyor. Burada yukarıya bakıyor. Pardon. Burası dur bakayım. Evet, burası yukarıya bakıyor. Yukarıya şu bakıyor. Durum kafam karıştı. Biraz önce yaptığımız haritalarda bakabiliriz. 4 tane durum vardı. Tamam. Şimdi ben burada çek diyeceğim. Bunu yolladım. Daha sonra dedim ki eğer değilse yani kullanıcının seçtiği yerde mayın var ise kullanıcı artık oyunu bitir demiştir. Demektir. Yani game false yapacağım. Ve CSO diyeceğim ki game over. İngilizce yazabiliriz. Şunu da break'i kaldıralım buradan. Her defasında board'a yazdıralım. Bir kereliğe mahsus da map'i yazdırıp bir deneme yapalım. Emin ben de şu an ne aşamadayız bilmiyorum. Şu an 5'e 5'lik oluştu. Şu benim default olarak şu benim map'immiş. Yani şu an bakıyoruz hile yapıyoruz. Bakın şimdi ben şurası 0'a 0 oluyor. 0'a 0'ı bir seçeyim. Bakalım. Daha sonra olacak mı ama hata. Neden 0'a 0'da hata aldık bir bakalım. Ondan önce bir de şey deneyeceğim şu an. Mesela şurası kaç? Şurası 0, 1, 2, 3. 3'e 1. 3'e 1'de hata almıyor olmam lazım. 3'e 1. Evet, hata almadık. Şimdi 0'a 0'da neden hata aldık onu söylüyorum. Şimdi 0'a 0'ı seçtim değil mi? 0'a 0 buraya geldim. Şimdi burada sıkıntı yok. Eksilerde daha çok şu an sorun. Şimdi 0 eksi 1 ne demektir? Eksi 1. Ne oldu o zaman? Eksi 1'e 0'a baktı. Benim koordinatım öyle bir şey yok. O zaman ben buralara başka sorgular da yapmam gerekiyor. Nasıl sorgular? Bu aynı şey şeyde de olacaktı. Şurada 4'e 4 girdiğimde de olacaktı bu sefer. Artılarda olacaktı. Burası 5 olacaktı. R artı 1 dediğim için. Yine bir hata karşılaşacaktık. Bu sorunu şu şekilde aşabiliriz şimdi. 1. Benim şu baktığım değerler 0 olmak zorunda. İlk koşulumu yazıyorum buraya. Yani ben daha önce sayısını arttırdığım yeri bir daha sayısını arttırmama gerek yok. If map'imin pardon board'umun R ve C'si 0'a eşit ise benim kodum çalışsın. Yani o değer 0 olması lazım. Benim şu yani o değerim 0 olması lazım ki ben bu işlemlerimi yapayım. Okey. Sonra dedim ki buradaki bug'ım ne benim? Artı dediği için burası 4 olduğunda yani 4 seçtiğinde 5 ile indeks olmadığı için hata alacağım. O zaman bunun şuraya bir de şey dememiz lazım. Şimdi C şöyle V diye ayıralım. Ve C'miz call number'dan küçük olması lazım. Yani nasıl? Yani benim burada anlatmak istediğim nokta şu. Eğer adam 4'e 4 seçmişse 4'e 4 şurası oluyor. Benim bunu sağına ve aşağına bakmaya ihtiyacım yok. Onu nasıl ayırt edeceğim? Diyeceğim ki eğer benim C küçüktür call number. Şimdi burası kolom sayısı ya sağ taraflar. Number'ımdan
eksi 1'inden. Çünkü con number'ın 5 olacak. 5 eksi 1 4'ten küçük ise. Diyeceğim ki bu işlemi yap. Bunları niye parantez içine alıyorum? Her zaman parantez içine almamız bize daha yararlı, daha güzel okunak sağlayacaktır. C'nin con number'dan küçük olduğu zaman da ve eksi 1 ise buna bakacak. Yani ben şuradaki bunun sağına bakma olayını kaldırıyorum. Şimdi R artı 1 dediği yerde de bunun aşağısına bakma muhabbeti. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Hepsine böyle bir çözüm üreteceğiz ki R küçüktür. Row number eksi 1 diyeceğiz. Şuraya da V bağlacımı koyalım. Burada da aynı şekilde R eksi 1'de diyeceğiz. Bu sefer de sıfırdan büyük olduğu yerleri. Şimdi şeylere baktık. Neydi onun adı? Maksimum yerlere baktık. Şimdi bir de şurada sıfıra sıfır girdiğimde bunun soluna ve yukarısına bakmıyor olmam lazım. Ya da bunun soluna ve aşağısına bakmıyor olmam lazım. Burada diyorum ki R sıfırdan büyük iken ve burası eksi 1 iken bu olayı çalıştır. Aynı şekilde C büyüktür sıfırken ve şunu da alıp parantez içine yazıyorum. Bu işlemi yap. Eğer girdiğim sayı sıfıra eşit ise bu da şurası şey olacak. Çok özür dilerim. Map olacaktı. Map'te ise burada zaten main vardır. Main varsa zaten hata vardır. Buraya gelmemiz lazım kodun. If yani bunun etrafında sayı yok ise board R ve C'si de eksi 2'ye eşit olacak. Bakalım. Şimdi bir çalıştıralım. Biraz kafamız karıştı ama güzel oldu. Bence güzel ilerliyoruz gayet. Şimdi ben sıfıra sıfır girdiğimde hata almıyor olmam lazım. Evet, sıfıra sıfıra girdiğimde hata almadım. Ama bazı hatalarım yine mevcut. Şimdi şöyle, biz ne yapmışız biliyor musunuz burada? Düşündüğümde. Şimdi bu sayıyı buldum ya, burası burada şey yok. Main yok. Main yok, etrafına baktım. Etrafında main var ise bunu bir arttırmam gerekirken etrafındakileri birer arttırmışım yani şurası. Bu şekilde değişecek. Yani girilen değeri bir arttırmam gerekecek. Bakın yaptıkça hata yapıyoruz. Hata yapmak bu işin doğasında var. Hata yapmadan ilerleyemeyiz. Şimdi geldim mesela 0'a 0 yazdığımda oran eksi 2 olması lazım. Çünkü etrafında hiçbir şey yok. Peki geldim başka ne var? Şuranın 2 olması lazım. Şimdi burası kaç? 4, 0, 1, 2, 3. 0'a 3 girdiğimde ne oldu? Aa, yanlış girdik. Tamam, burası 1 oldu, doğru. Burası 4'e, çok özür dilerim, 4'e 3 olacak. 4'e 3, evet 2 oldu. Bakın main tarlasında doğru şekilde ilerliyoruz. Bence çok güzel. Güzel bir oyun yaptık. Hatta şöyle büyüteyim. Başka mesela ben şunu giyelim. 4'e 4 girelim. 4'e 4. Game over. Gelin şimdi oyunu bitirme muhabbetini nasıl yapmam lazım? Oyunun bittiğini nereden anlayacağız? Oyundaki tüm şeyleri, mineri bulmadan şeyi çözüyor olmamız lazım. Bu nasıl sağlanır? Her doğru cevap bildiğimde, bu case'e girdiğimde ben bir counter yaparım ve benim doğru cevabım nasıl olması lazım? Toplam burada kaç tane var? 25. Kaç tanesi mine'li? 6. 6 tanesi mine'li olduğu için benim normalde kaç? 25, 6, 19 tane doğru cevap veriyor olmam lazım ki bu oyunu kazanıyor olmamız lazım. Şimdi her defasında şöyle bir kontrol buraya mı yapalım? Düşünüyorum. Şöyle. Ben şuraya bir integer tanımlıyorum. Yine şunların yanına. Buna diyorum ki success. Buna 0 verebiliriz. Ya da buraya vermeyelim. Hiç gerek yok. O her yerde kullanacağım bir şey değil. Success diyorum. Her yerde kullanacağımız şeyleri sınıfımıza tanımlıyoruz. Eğer doğruysa zaten
success'i 1 arttırıyorum burada. Ve ondan sonra kontrol ediyorum. Success eşittir size'ın, yani benim 25'lik bir array'im var. Bunun size bölü 4'üne eşit ise ben tüm cevapları doğru bulmuşumdur. Diyoruz ki başarılı. Burada bir hatamız mı var? Virgül yok. Başarılı. Şey, başardınız. Hiçbir mayına basmadınız. Diyerek bu oyunu burada bitirebilirim. Evet. Bunu da burada yaptığımıza göre başka nasıl bir güzelleştirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Gelin bir yine oyunu test edelim. Oyunun boyutunu da düşüreceğim bu arada. 2-2 güzel olur herhalde. Evet. 2-2'lik bir oyun var. Şimdi oyunu doğru çalışıp çalışmadığına bir bakalım. İlk önce bir kere şu an ben mine'a basmak istiyorum. Mine'a basmak için 0'a 1 girmem. 1'e 1 girmem lazım. 1'e 1. Evet, game over. Hata, mine'a bastım. Doğru mu? Doğru. Tekrar çalıştıralım. Şimdi 0'a 0'da bir şey var. Ne yapmam lazım? Şu an 1'e 0 girersem burası 1 oldu. Neden? Etrafında bir tane mine var. Daha sonra 1'e 1 girersem buradan bunun etrafında bir mine yok. Çaprazları saymıyorduk. Daha sonra 0'a 1 dedim ve tüm mine'larımı bildiğim için hiçbir mine'a basmadınız dedi. Hatta ben burada success 4 yaptım. Evet, doğru. Okey. Hiçbir mine'a basmadınız dedi ve bu şekilde biz mine tarlası oyunumuzu yapmış olduk. Bakalım başka ne bug olabilir? Evet, şey bug olabilir. Girilen sayının şu aralıkta olup olmadığına bakabiliriz. Ben şurada if row, yani ben şu hatadan bahsediyorum. Bakın bug'ları gitgide tamamlıyorum. Adam burada -1 de girebilir. -2 de bile gelebilir. Programımız patlayabilir. Hiçbir şekilde programı patlatmamak istiyoruz. Ben row'un sıfırdan büyük eşittir. Yani sıfıra eşit veya büyük veya şey aralığında olmasını istiyorum. Küçüktür. Row number -1. Hatta bunu tersini yapalım. Buralarda hata verelim hatta. If row küçüktür. Küçüktür. Sıfırdan ne küçükse negatiftir. Ve number'dan büyük eşitse sayımdan büyüktür. Semaat bilet eren geçersiz koordinat diyelim ve continue deyip programı devam ettirip aynı şeyi şey içinde tasarlayacağım şu an. Kolum içinde aynısını diyeceğim. Call number dedim. Bakalım, deneme yapalım. -1 girdim. -1 girdim. Geçersiz koordinat dedi. Tekrar attı. Peki 12 girdim. 2 girdim. Hepsi geçersiz koordinat. Peki doğru bir koordinat girdim. Bakalım bunu bozduk mu? Bozmadık. Bu şekilde devam etti. -2 olması normal mi? Doğru. Benim olayım burada. Baktığımızda başka bu oyun için yapmamız gereken aslında daha da zenginleştirilebilir. Ama biz şu an gerçekten güzel bir örnek yaptığımızı düşünüyorum. Java'da bir oyun tasarladık. Basit de olsa bu oynanabilecek bir oyunun başlangıcı. Biz programlarımızı, biz yaptığımız işleri bu şekilde ilerletiyoruz. Burada hem sınıf örneğini gördük, MRE'leri gördük, for'ları gördük, while'ları gördük. Burada bu zamana kadar öğrendiğimiz bütün şeyleri kullandık. Multidimensional array'leri kullandık. Buradan nesneler ürettik. Bu şekilde yaptık. Gelin oyunumuzu sıfır haline de getirelim. Buraya da row'umuzu yazalım. Buraya da column'u yazalım. Ve bizim oyunumuz oynanabilir hale gelsin. Bu dersimiz bu kadardı. Bu örneği ve bu derslerin devamına gelmesini istiyorsanız kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerimize görüşmek üzere.